Kaç kilometre şey görebiliyor. Ama sura benziyor. Ama eski bir birisi var. Yani tarihi surmuş gibi, örülmüş gibi değil mi? Aynen. Aynen. Bizi bir alalım da. Ondan sonra bir su var mı arkadaş? Bak sen. Ümit iyi çekim it. Evet. İyi çekim. Malumunuz arkadaşlar, bir sürü rivayetler ve efsaneler konuşulmuştu. Özellikle bu dehlizler konusunda. Çevresinde hatta geçmiş dönemlerde bir sürü gizli ve izinsiz aramalar vesaireler gibi şeyler yapılmıştı ve tahribatlar da oluşturulmuştu. Son dönemde Kültür Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte ve aynı zamanda Ünye Belediyesi ve Valiliğimizin de destekleriyle birlikte burayı hem sahiplendik hem de turizme kazandırmanın gayreti içerisinde olduk. Bu esnada buranın turizme kazandırılması noktasında burada özellikle dehlizler noktasında üretilen efsaneler ve rivayetlerle ilgili gerçekler ortaya çıksın diye Ordu Valiliğimizin destekleriyle ve Ünye Belediyesi ile ortak iştirak içerisinde faaliyet yürüterek buranın temizlenme çalışmalarıyla ilgili uygulamanın yapılabilmesi için Aralık 2019 yılında ihalesine çıkıldı. Buranın projesini Ünye Belediye'mizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılıp Samsun Kültürel Varlıklarımızı Koruma Kurulu'nun da projeyi onaylaması neticesinde ihaleye çıkıldı. Bu ihalenin yapılmasından sonra yüklenici firma buradaki dehliz çalışmalarına ilkinden başladı. Burada iki tane, birisi alt tarafta birincisi. Oradaki yapılan çalışmalarda 21 metre derinlikteydi kuyunun derinliği dolmuş haliyle. Orada başlatılan çalışma neticesinde 5 metrelik bir alan boşaltıldıktan sonra kuyunun dibine gelindi. Buradaki arkeologlara sorduğumuzda buranın o dönemde tahıl ambarı ya da işte o dönemdeki ihtiyaçlara kullanmak üzere depo olarak kullanıldığı düşüncesi bizlere bildirildi. İkinci kuyu özellikle 170 metre civarında bir derinliğe sahipti dolmuş haliyle. Buranın temizlik çalışmalarına başlamakla birlikte yaklaşık 230 metrenin üzerine inildi derinlikte ve halen çalışma yürütülmekte. Bu esnada yapılan çalışmalar sırasında hem platform sahasında hem de dehlizlerde Fatih Sultan Mehmet dönemine ait Bursa basımı bir adet sikke ve çömlek kalıntılarına rastlanmıştı. Yine 12. ve 13. yüzyılda Selçuklu dönemine ait burada aynı zamanda sırlı seramik ve gene çömlek kırıntılarına rastlanılmıştı. Bir adet anahtara rastlanılmış o döneme ait, gene Selçuklu dönemine ait. Üç tane su kabı burada bulunmuştu. Öbür taraftan gene bu bölgede yapılan aynı araştırmalar neticesinde de şurada yan tarafta duran 30 tane bir kısmı taştan yapılmış, bir kısmı da metalden oluşturulmuş güllelere ulaşıldı. Aynı zamanda derinlikte şu anda 230 metre civarındaki derinlikte de düzenli taşlarla örülmüş bir su kuyusu çıktı ve şu kuyusunun da etrafında şu anda temizlik çalışmaları devam edilmekte. İnşallah umuyoruz ki
burada güzel tarihe tanıklık edeceğimiz, bulguların ortaya çıktığı son aşamalardaki süreci hep birlikte yaşarız. Şehrimizin, bölgemizin turizmine katkı sunan kalemizi de inşallah çok kısa zamanda turizmin hizmetine açarak bölgemizde turizm destinasyonlarından önemli birinin daha tamamlanmasına hep birlikte vesile oluruz diyorum.